Türkleri öldürerek bana yeniden hayat veriyorsunuz. Türkleri ve onun dilini konuşanları Avrupa'dan silmek gerekir. Bu cümleler kime ait ve Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ne alakası var? Gelin anlatayım. Bir konuyu doğru anlayıp yorumlayabilmek için temeline gitmek gerekir. Çok basitçe ifade edeyim, Avrupalı karar vericilerin bugünkü düşünsel altyapıları Fransız ihtilaliyle zirve yapan aydınlanma felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Aydınlanma felsefesinin temelini inşa eden filozofların başındaysa Voltaire gelir. Yani Avrupalı siyasilerin dünyaya ve insana bakışının temelinde Voltaire vardır. Hümanizm, demokrasi ve farklılıklara saygının babası kabul edilen Voltaire, 1760-1770'li yıllarda Rus Çariçesi 2. Katerina ile mektup arkadaşıdır. Rus Çariçesine yazdığı bu mektuplar işte bu kitapta toplanmıştır. Ben şimdi bu kitabın 93 ve 205. sayfalarını ekranlara getirerek tercümesini okuyayım. Siz de bakın bakalım Avrupalının düşünsel temellerini oluşturan adam Türklerle ilgili ne düşünüyor? Voltaire bu mektupları 11 Ağustos 1770 ve 12 Kasım 1771'de kaleme almış. Şöyle diyor Katerina'ya: "Yüce Majesteleri, Türkleri öldürerek bana yeniden hayat veriyorsunuz. Türkleri ve onun dilini konuşanları Avrupa'dan silmek gerekir. İnsanlığın iki büyük belası var. Birincisi veba, ikincisi Türkler. Hoşgörü ilkem olmasaydı, Türklerin hepsinin kökünün kazındığını görmek isterdim. Ya da öylesine uzaklara sürülmeliler ki bir daha geri gelmesinler. Ben en azından birkaç Türk'ün öldürülmesine katkıda bulunmak isterdim." Düşüncelerinize katılmıyorum ama onu ifade edebilme özgürlüğünüzü ölümüne savunurum diyen adam, konu Türk milleti olunca nasıl da değişiyor? Kendi geliştirdiği düşünce sisteminin dünya görüşünün 180 derece zıttı olsa da Türklerin kökünün kazınmasını istemekten kendisini alamıyor. İşte Avrupalı karar vericilerin pek çoğunun da Türklerle ilgili fikirleri aradan 250 yılı geçmesine rağmen Voltaire'le aynı. Zira bu altyapıyla eğitildiler, yetiştirildiler. Yani konu Türk milleti olunca gözünü korkuyla karışık nefret bürüyen bu zihniyet, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine sizce onay verir mi? Hani sıklıkla ifade ediyorlar ya, Avrupa Birliği'nin belli kriterleri var. Türkiye bu kriterleri yerine getirirse mutlaka birliğe üye yapılacak. Ben de diyorum ki tüm bu cümleler safsatadan ibaret. Çünkü sadece Voltaire değil, Avrupa'da kökleşmiş anti-Türkizme onlarca örnek var. Sizin sadece belgelere dayalı bu videolara büyük ilginiz sürdüğü sürece ben de tüm bu örnekleri yine belgeleriyle anlatmaya niyetliyim.